Bodrum'un yükselen değeri mumcularda son dönemlerde gözümüze çarpan yeni yapıları bölgede inşaat işiyle uğraşan Erkan Şahin'le değerlendirdik. Bodrum'un her geçen gün artan trafiği ve yoğun nüfusundan bunalanların bir nefes almak ve mola vermek için kaçtı. Bölgenin yükselen değeri haline gelen mumcular ve bölgedeki yapılaşmayı yerlisinden dinledik. Son iki yıldır çok sayıda yeni ve yüksek standartta konutun üretildiği, üstelik Bodrum Yarımadası'nın diğer bölgelerine göre çok daha küçük bütçelerle ev sahibi olunabilen mumcularla ilgili Erkan Şahin'in değerlendirmeleri şöyle. Son dönemlerde herkesin ağzında bir mumculardır gidip duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Mumcular gerçekten şeyden, doğayla kendini yakalamış durumda, güzel bir yer. Şehrin kalabalıklığından ve dağınıklığından, insanı dağıtmasından uzak bir bölge. İnsanı burada toparlayan bir bölge. Doğayla iç içe, dokusu, doğası, insan teması çok güzel bir yer. Yani yerel bir bölge aslında. Ama bununla beraber gelişmekte olan bir yer. Hızlı gelişmekte olan bir yer. Burada yapılan inşaatlar doğaya yakın inşaatlar. Yani insanlar, işte alanlarımız falan geniş kalıyor. İnsanların yaşaması için güzel alanlar kalıyor. Zaten sırtımızı doğaya dayamış durumdayız. Göç almayı hak eden bir yer. Müteahhitleri de düzgün insanlar, iyi insanlar. Dolayısıyla da gerçekten yerleşmek için çok ideal bir yer olduğunu düşünüyorum şehir hayatında. Evet, geniş. Metrekare olarak daha geniş. Kalite olarak da hiç küçümsenecek şeyler yok. Evet, Bodrum'daki metrekarelerden yani hemen hemen çarpı 2 değerinde. Fiyatlar da ona göre gayet, o metrekareye göre gayet uygun Bodrum Yarımadası'na göre. Dairelerin kullanım alanı, işte mutfağı, balkonu falan Bodrum'a göre elbette çok çok daha iyi yani. Mumcular bölgesine yapılması planlanan TOKİ konutları ile ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Şimdi yapılan yatırımın iyisi kötüsünü zaman gösterecek. Ama tecrübeyle sabit olan bazı şeyler var. Buraya gelecek insan kalitesini, insan küçümsemek veya büyütmek anlamında söylemiyorum. Eğitimli ve kültürlü ve iyi yaşamak için kültür seviyesinin yüksek olduğu insanlarla beraber olmak bence çok daha iyi diye düşünüyorum. Ama insanları küçümsemek için bunu söylemiyorum. Sentez tabii ki olabilir. Ama sentezin içinde gelgitler çok çok büyük yaralar açabilir. Bodrum buna alışkın bir bölge değil. Bence yerel halk da buna alışkın olmadığını düşünüyorum. Bir şehirde bunu kapatabiliriz ama mumcular da kapatır kapatmaz bununla ilgili bir şey ancak denemek lazım. İnsanların Bodrum yerine mumculardan ev almasını tercih etmelerini gerektirecek ne tür sebepler var? Neden Bodrum'dan önce mumculardan yer alınmalı? Şöyle, böyle bir doğayı, böyle bir paraya, böyle bir yerleşik düzen bulma şansınız Bodrum Yarımadası'nda olmayacağını düşünüyorum. Bu kalitelerde, bu metrekarelerde ayrıca. Bir de buranın pazarı natürel bir pazar. Yani ben şimdi indiğim zaman tereyağını, köy tavuğunu, köy yumurtamı anında alabiliyorum. Köy peynirimi alabiliyorum. Organik yaşam içinde ideal bir bölge. Bunun dışında stresi hemen hemen Bodrum Yarımadası'na en son noktalardan biridir. Yani stressiz bir bölgedir. Göl ona keza biraz daha yumuşatmıştır. Denize 8 kilometre. Nedir işte 5 dakika sonra şeye varabiliyorsunuz, deniz kenarına. Çay kahvenizi içebiliyorsunuz. Balığınızı yiyebiliyorsunuz. Havaalanına 15 dakika. Bodrum'dan yarım saatte olan veya Turgut Reis'ten 1 saat, 1,5 saatte olan bir havaalanı buradan 15 dakika. Ve sıfır trafikte. Bodrum'dan Mumcular'a, ayrıyetten Milas'a taşıma olayı çok basit. Hem büyük şehrin koyduğu hem de yerel kooperatifin taşıdığı çok güzel bir araçlarımız var. Ve gece saat bildiğim kadarıyla yazın sabaha kadar Bodrum'a gidiyor geliyor. Süresini söylüyorum, 35 dakikada. Çok rahat bir şekilde şehrin içine sizi 34 dakikada diyebiliyorum.
indiriyor. Bunun teşhisini yaptık. Kendi aracımızla 16 ve 17 dakikada Bodrum merkezine ışıkların içine girebiliyoruz. Yalıkavak'tan Bodrum'a gelmek istemeniz muhtemelen o trafikle beraber 28 dakika, 29 dakikayı falan oluyor.